Amerika'nın derin devleti kendini çok akıllı zannediyor. Yani dünya için en iyi aklı kendilerinin yaşadığını ve sunacağını düşünüyor. O yüzden çok ilkel mantıklar, felsefeler geliştirip onları alelacele uygulamak istiyor. Mesela hemen Türkiye bölünsün. Hemen Müslüman alemi yok edilsin. Yani sonu ne olur, ne biter hiç düşünmüyor. Aptalca, habire de zorluyor. Amerika bu Pakistanlıları hiç adam yerine koymuyor. İstediği gibi şehit ediyor. Kimse de bir karışmıyor zaten. Mesela 1.000 kişi, 2.000 kişi, 10.000 kişi havadan bombalıyor. Kimse karışmıyor. Yani ne yapıyorsun falan demiyorlar. Yani bu bir soykırım, kitle katliamı yapıyorsun, cinayet işliyorsun. Öyle bir şey yok. Yani hayvan bile insanlar öldürse değil mi? Mahkeme açılıyor, olay oluyor, yer yerinden oynuyor. Yani 3-5 tane köpeği bile öldürseler bütün Avrupa ayağa kalkıyor. Hayvan kadar de değerleri yok Amerika için Müslümanların. Afganistan'da mesela kırdı geçirdi milyonlarca Müslümanı, bak milyonlarla. Irak'ta da milyonlarca Müslümanı şehit etti. Adamların umurunda bile değil. Son derece sakin. Gayet doğal hakkı olarak görüyor. Avrupa da bunu böyle görüyor. Amerika yani ne var ki diyor, tabii ki öldürecek diyor ya. Bunda şaşacak ne var diyor. Şimdi onlar Türkiye'yi de aynı görüyorlar. Ne olacak diyor, bakalım. Bölelim ya diyorlar hemen. Darmadağın olsun. Bu nasıl oluyor ki ya diyorlar yani. Ya Türkiye'de kitle katliamı düşünüyorlar. Yani 5 dakikada yaparız. Ne olacak ki diyorlar. Hani Orta Doğu değil mi ya? Müslüman değil mi? Aynısı ne olacak ya? Kardeşim öyle değil. Aklınızı başınıza alın. Ya kanunla hukukla yapmayacağımız kalmaz. Dangalaklı bırakacaksın. Dünyayı dar eder sana. Serserilere bak ya. Mesela birçok ülke bunları kovdu. Böyle kuyruğunu kıstıran köpek gibi buralardan kaçtılar. Defolun lan dediler, defoldular. Hatta önlüdür o, go home. Yankee go home değil mi? Defol dedi mi gidiyorlar. Türkiye'de ne kendilerine bir kabadayılık yapma kafaları var. Bu Amerika'nın şımarıklığını, azgınlığını, bu da bir kitap olacak bir konu. İnşallah. Ben bunu da bir kitap olarak hazırlayayım. İnşallah. Hem İngilizce olarak da basıp Avrupa'da da dağıtırız. Bunların arsızlığını kimse dile getirmiyor. Bir de çekiniyorlar bunlardan. Ya koskoca Amerikan derin devletine mi uğraşacağız falan diyorlar. Öyle bir uğraşırsın ki. İnşallah. Bu çakallar zaten sokakta geziyor. Yani gizli saklı falan değil. İtlik yapmasınlar. Akıllarını başlarına alsınlar. Kanun hukuk yakalarına yapışır. Ya banyoya girdikleri yerde bile gider buluruz. Densizlik istemiyoruz. Adam gibi yaşayacaksa yaşasın. Bugün yine rapor yayınlanmış. Afganistan'daki Amerikan üslerinde binlerce sayıda reşit olmayan erkek çocuğa tecavüz etmiş Amerikan askerleri. Yani hep cinsi sapık, ahlaksız herifler. Doluştular oraya. Şimdi de bu YPG'lilere musallat oldular. Ne kadar sapık varsa akın akın haber alan oraya geliyor. Eskiden böyle pislik yapmıyordu bunlar. Şimdi bu ahlaksızlığa başladılar. Hepsi iki iki yaşıyor. Hepsi. YPG'liler. Ya kimi Amerikalıyla sapık evlilik yapmış, kimi İngiliz'le sapık evlilik yapmış. Hep katil ve manyak adamlar. Böyle rezillik olmaz. Rahipler bayağı muzdarip duruyor. Mecbur tutuluyorlar. Ya kardeşim öyle bir şey ki sen niye evlendirmedin diye adam hapse atıyor. Sapı niye evlendirmedin? Biz öyle dedik ya, sapıkla niye sapık ilişkiye girmedin diye onları hapse atmaya kalkabilirler. Yani gittikçe bu sapıklar mevzi kazanıyorlar. Ne demek ya evlendirmek yani? Adamın ne üstüne vazife? Böyle bir teklif etmez zaten küfür, hakaret. Evet. Bir de Adana diyor ki niye bunu yapmadın diyor. O bir film vardı, sapıklar yapışmışlar bir kadıncağız evlendirme memuru mu ne Amerika'da. Böyle bir şeye ben girmem diyor. Böyle bir şey yapmam diyor. Sen bunu nasıl yapmazsın diye yakasını yapıyor. Sonra kadını hapse atmışlar. Aferin, delikanlıymış kadın. Kim değiliz kadının ismi? Kadın girmemiş bu böyle pis işin içine. Sen nasıl kabul etmesin diye kadını
hapse atmışlar.